dün akşamki radyo yayınımdan sonra bir kısmınız dinleyenler biraz ya Enver'in canı niye sıkkın, niye bu kadar içine kapandı falan diye söylediler, değerlendirmeler yaptılar. Açıkçası Ekrem'in trollerinden ya da gönüllü trollük yapanlardan, en sonunda da bu tamamen mürit olan Özgür Demirtaş'ın adamlarından çok bıktım. Yani aslında neyle mücadele ediyoruz? Adam kalkmış Özgür Demirtaş'ı filozof zannediyor. Tamam mı? Şimdi bununla ağzına geleni söylüyor, küfrediyor. Yetmiyor. Ekrem'in adamları sabahtan akşama kadar küfrediyor. Yetmiyor. Tanju Özcan bilerek yapıyor tabii şimdi. Beni alıyor şeyden, alıntı yapıyor. Benim yazdıklarımı görmezden gelip onun üzerinden bana vuruyor. Millet de dalıyor. Ya bunların tamamıyla mücadele edilir ama altta yorum yapanlar, bildiğin bakın %10'unu kenara koyuyorum. %90'ı hem kör cahil hem de hiçbir şeyin bağlamını okumadan bir şeyler söylemeye çalışan tipler. O kadar sıkıldım ki ve kendi kendime dedim ki ya ne uğraşıyorum bu dandalaklarla? Ne uğraşıyorum? Gelsin Ekrem kafanıza etsin. Bana ne? Bana edemez. Ondan bir rantım yok, bir faydam yok. Bugün konuşacağız bunları. Yani Tanju Özcan bir şey söylüyor. Tanıdığım da bir adam. Güzel falan filan. Ya ben Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir şey söylemedim ki. Ben ilkesel bir şey söyledim. Gel ilkeyi tartışalım. Yok. Sosyal medya bir çukur. Bakın sosyal medya bir çukur. Ve ben bu çukurun içerisinde daha çok debelenmek istemiyorum. Ciddi söylüyorum. Dün bir ara radyoda ya dedim lanet olsun ya. Yani bu kadar sözün kıymetsiz olduğu, bu kadar entelektüel. Bir de bana diyor ki bir laf var ne olduğunda bir Enver boş yapıyorsun diyor. Boş yapmak ne demek bilmiyorum vallahi. Boş konuşuyorsun mu biliyorum da boş yapıyorsun ne demek. Şimdi bu embesillikte, bu gerizekalılıkta, bu ahmaklıkta tamam mı? Ne yapacağız? Öte taraftan annem aradı beni geçen gün. Enver çok güzel programlar oluyor. Kişilerle uğraşma. Ya anne kişilerle uğraşmayayım. Tamam ben sokakta adam çevirip önüme gelenle kavga etmiyorum ki. Belli sicilleri, Halk TV'nin ne mal olduğunu herkes gördü. Efendim söyleyeyim, şimdi kaç kişinin ne mal olduğu ortaya çıktı. Ben önden uyardım bunları. Önden uyardım, söyledim. Bana küfür eden, peki bunu söylemesem bu mesleğin şeyini, gereğini yapmış olacak mıyım? Sen söyleme. Peki ne yapayım? Şu kadın üzülüyor. Tamam mı? Kadın üzülüyor, anlıyorum. Ama şimdi biraz sonra iki tane tweet var. Ne yapayım yani? Onları görmeden size burada şey miyim? Ya Türkiye iflas etmiş, bitmiş, batmış. Bu iktidardan korkanlar, geçen haftaya kadar muhalefet gibi görünenler, muhalefet gibi yandan yanaşıyor. Çıktı yeniden bir laf, aynı gemideyiz. Değiliz lan aynı gemide falan. Nerede aynı gemideyiz? Nerede aynı gemideyiz? Hanginizin yatı var? Hanginizin 0 kilometre arabaları var? Hanginiz 10 gün tatile gidip de dünyanın parasını atabiliyorsunuz? Evine ekmek alamıyor insanlar. Hangi gemiden söz ediyorsunuz? Sarayın aylık koruması gideri 10 milyon lira mı ne olmuş? Günlük 10 milyon lira mutfak masrafı var. Bilmem ne ayda 300 milyon. Hangi evdeyiz yani? Neredeyiz? Lümpenlik almış yürümüş. Eşkıyalık almış yürümüş. Sokaklar güvensiz. Neresi gemi yani? Hangi gemideyiz? Bunu söylemeyecek miyiz? Şimdi göreceksiniz adamların yandan nasıl kıvırttıklarını. Ekrem meselesinde de Ekrem Bey diyeceksin. Tamam Sayın Ekrem İmamoğlu, Ekrem Bey diyelim. Yaptıklarını hep beraber biliyoruz. İnşallah Ekrem İmamoğlu Türkiye'de CHP'nin başına gelir. İnşallah sonra da Cumhurbaşkanı olur. Siz mumla ararsınız öncekileri. Görmüyor musunuz abi ortadaki hırsı? Hiç kimseyi tanımaz halleri. Görmüyor musunuz yani? Söylemeyelim. Tamam bunu da söylemeyelim. Başka ne söylemeyeyim? Ben size havadan sudan söz edeyim. Adamlar Özgür Demirtaş'a mürit olmuşlar. Mürit. Bana dünyanın hakaretini etti herif. Dünyanın hakaretini etti. Bir tek şeyin cevabını veremedi ya. Akbank'ın yönetim kurulundasın. Sabancı'nın her tarafın yönetim kurulundasın. Arkadaş buradan donuna kadar alıyor musun işçinin? Almıyor musun? Donuna kadar alıyor musun? Almıyor musun? Ondan sonra Enver bilmem ne falan filan. Gelin bir diğer meseleye. Onda çok canım sıkılıyor. Bir gün hakikaten küfür kafir de alacağım. Ya arkadaş hıyarın teki vay Enver işte paraya teşekkür bilmem ne falan ne yapalım?
Dün dedik ki mesela dün çok güzel bir gelir elde edildi. Bir haftamızı falan iyi hissettik. Neden? Ya bu gelirler devam ederse ayakta kalırız. Diyoruz ki yurt dışındakiler paramız değer kaybediyor, bize destek olun demeyelim mi yani? Ne yapalım? Fona mı başvuralım yani? Ya da burada her gün emek verip benimle birlikte olanlara teşekkür edip deyip adını anmayalım mı? Nasıl yapalım yani? Siz söyleyin. CHP'lerden niye besleniyorsun diyor, belediyelerden. Hangisinden beslenmişim ya? Ama burana kadar geliyor, tamam mı? Yani hakikaten karşımda bir şer cephesi, bir ahlaksızlık cephesi var. Bu AK Partililerden oluşmuyor sadece. Faşistlerden oluşmuyor sadece. Adam koymuş aynı zamanda Atatürk fotoğrafını, altında Zafer Partili, gebertecek herkesi. Yetmiyor. Sanki ben CHP'nin koltuğunda oturuyormuşum gibi. Dersimli çetesi, sen ve senin gibilerin Dersimli çetesi bitecek diyor. Ya ben ne Dersimliyim, ne Aleviyim, ben materyalist birisiyim. Hiçbir din ve mezheple alakam yok. Ailem evet bir Alevi ailesi. Herkesin, benim yok. Ben materyalistim, ben Marksistim, tamam mı? Ve CHP'deki Dersim çetesini de bilmiyorum varsa. Ben başka bir şey söylüyorum. Ondan sonra oturuyorum kendi kendime. Ya roman yazıyorum şimdi ve çok da uzun zamandır yapamadığım bir şey. Ya diyorum, neden kendimi buna bu kadar uğraştırıyorum ya? Biz bu işleri yaparken böbrek ameliyatı oldum, kanser ameliyatı oldum, reflü ameliyatı oldum. Nagihan'la Nazlı Yürü'nden bizim millet içerideyken. Bu arada da bazı şeylerden de insan pişman oluyor. Mehmet Ali Çelebi için popomuzu yırttık da ne oldu? O da ayrı bir hikaye yani. Ben bu meselede yarın inşallah çok yürekten temenni ediyorum. Ekrem İmamoğlu aday olmalı. Vallahi olmalı ve kazanmalı. Kazanmalı. Çünkü Ekrem İmamoğlu bunlara müstahak. Bunlara müstahak. Kimse demiyor ki biz seni İstanbul için seçtik. Ya şu iş bir bitsin, projeler tartışılsın bilmem. Üstelik öyle pis bir nokta ki. Düne kadar Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olan, 10 kere onun yüzünden milletvekili olan, iş bitti düşene vuralım halinde. Ya vur. Ama sen de onun ortağısın, onu da bil. Sen bu işin içinde kurtulamazsın. Eleştiren taraf değilsin. Anlatabiliyor muyum? Yani bir takımla maça çıkıyorsun. Takım yenildiğinde ama diyor ben o takımda değildim. Nasıl değildin? Sen golcüsüydün. Atamayan golcüsüydün. Kılıçdaroğlu seçim kaybettiyse onun milletvekilleri de kaybetti. MYK'sı da kaybetti. PM'si de kaybetti. Grup başkan vekilleri de kaybetti. Ve kimse kusura bakmasın, kurultay delegeleri de kaybetti. O zaman herkes istifa etsin. Başkaları gelsin. Böyle bir kepazelik olur mu ya? Ya bir de önüne gelen cahil. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ya tamam, ben cahillikle övünürüm. Hiçbir şey bilmemek de iyidir de. Baba sen ne biliyorsun? Ne anlatıyorsun? Söyle bakayım. İktisat konusunda hiçbir şey bilmiyorsun. Ne söz ediyorsun? Arkadaşlar, iktisadın çok basit bir tarafı vardır. Ve Korkut Boratav bu meseleyi tek cümlede söyledi geçen gün. İktisadın tek cümlesi var. Türkiye'deki ne krizi diyor? Kapitalizmin krizi mi? Hayır diyor, bölüşüm krizi. Evet, ekmeği bölüşemiyorsun zaten. Birinci mesele bu. İkinci meseleyi sonra konuşalım. Bunu anlamak için allame olmaya gerek yok ki. Yoksulun anasını ağlattınız. Her gün daha çok ağlatıyorsunuz ama daha önceden de ağlatıyordunuz. Sen de bunun adamısın yani. Daron Acemoğlu peygamber sanki. Arkadaş, Amerikalı Daron Bey de orada önemli bir profesör ama sonuçta neoliberalizmin, kapitalizmin içinden gelmiş bir profesör. Dolayısıyla bunu şey yapıyor, bu tezi savunuyor. Dün akşam çok sevdiğim bir müzisyen kızımız var, kardeş gibi sevdiğim. Erkek arkadaşım da bana tanıtmak için. Beylerbeyinde benim arkadaşımın bir lokantası var. Hadi gelin dedik, 2 yıldır gideceğiz. Gittik. Çok da güzel yemek yiyeceğiz falan. Baktım içeride bir karşı. Gittim. Aşçı yere yığılmış. Kalp krizi var, geçiriyor. Adam hastaymış aslında. Benim arkadaşım da gelmediymiş. Herhalde adamcağız neyi düşünüyorsa artık gelmiş. Yığılmış. 112, 40 dakikada zor geldi. Arkadaşımın kızı hekimdi, uğraştı. Adamcağız gözümüzün önünde öldü. Kalp masajı yaptılar falan filan. Öldü, olmadı yani. Adrenalin verdiler, her şeyi yaptılar. Şimdi hayat biraz da böyle bir şey. Tamam mı? Ya bütün bunlara bir şey söylüyorsun. Ya bir hayat var. Bak kardeşim, eğlenmek, yaşamak, gülmek, biraz hayatı içinde olmak senin de hakkın. İnsanlar anlamış. İşte ölüyor insan. Ben kaderci falan değilim. Ama yaşadığın zamanı tamam, güzel, iyi geçir. Ama onu yapma, bunu yapma.
öyle yapma ya, dayanışmayı büyütüyoruz diyoruz. Burada adam diyor ki dilencisiniz. Ya diyorum ki adamlar Ekrem'in hırsı sizi mahvedecek. Sen işte diyor Kemalcisin falan. Bunlara bazen takılmıyorsun da bazen buraya kadar şey oluyor. Burnuma kadar geliyor. Demolize olmuyorum. Bakın bunu yanlış anlamayın. Sinirleniyorum. Sinirleniyorum. Git ne halin varsa gör. Bana ne lan senden? Git canın cehenneme. Buradaki insanlara sorumluluğum olmasa, radyodaki insanlara sorumluluğum olmasa, vallahi de billahi de yapmayacağım ya. Vallahi billahi yapmayacağım. O kadar buraya kadar. Dün bir arkadaşımın, ya Türkiye'yi düşünün arkadaşlar. Dün bir arkadaşımın, bildiğiniz ev hanımı olan bir arkadaşımın, herhalde 70'lerine gelmiş, belki de biraz geç olan, annesi hanımefendi Bodrum'da gözaltına alındı. Kadıncağız şaşırdı kaldı. Ya ne oldu? Kadıncağızı karakola götürdüler. Cumhurbaşkanına hakaretten işte ifade alacaklar falan filan. Neyse sonra bıraktılar, kadın ifadeye gidecek. Ya bu ülkede paylaşım yaptı diye unutmuştur belki. Birisi şikayet ediyor, savcılık yürürlüğe koyuyor. Ondan sonra şey oluyorsun, ne denir ona, suçlu oluyorsun. Böyle bir ülkede ben bu gerizekalılar için ne uğraşacağım ya? Bildiğin gerizekalılar bunlar yani.